Enerjisa günlük enerji bültenini sunar. Enerji günlüğünden merhaba. Bugün 16 Ocak 2024. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Mete. Güneş için 2 yeni YK. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Aksaray'daki 2 adet sahayı YK olarak ilan etti. Bakanlık ilin merkez ilçesine bağlı Taşınar, Yeni Cami ve Kırımlı mahallelerindeki 2 adet sahaya güneş enerjisi santrali kurabilecek. 50 yıl ömürlü nükleer batarya yolda. Asla şarj edilmeye ihtiyaç duymayan akıllı telefonlar, otomobiller artık çok uzak değil. Çin merkezi Betavolt Teknoloji, nükleer teknoloji kullanarak uzun ömürlü bir batarya üretti. Pilot aşamasındaki bataryanın tek şarjı cep telefonu ve dronları 50 yıl çalıştırabileceği ifade ediliyor. Enerji yatırımlarını finansman sorunu sürüyor. Aydem Enerji CEO'su İdris Küpeli, Türkiye'de yenilenebilir enerji yatırımlarını karşılaştığı finansman sorununu değerlendirdi, dinliyoruz. Benim özellikle Türkiye tarafında gördüğüm konu, yenilenebilir enerjiye yatırımın yeterince vurgulandığı, fakat son birkaç yılda gerek kısa dönemli gerek de uzun dönemli finansman kaynaklarının yeterince enerji şirketleri için sunulmamasının büyük sıkıntı olmaya devam ettiği bir dönem. Umarım 2024'te bu değişim gerçekleşecek. Finansman maliyetlerinin bu kadar yüksek olmasına rağmen ve erişilebilirliğinin de güç olmasına rağmen Türk yatırımcılar, Türkiye Enerji Bakanlığı'nın desteğiyle çok başarılı bir şekilde yenilenebilir enerjiye dönüşümünü gerçekleştirme yolunda ciddi adımlar sarf etti. Aydem Enerji CEO'su İdris Küpeli'ye göre Türkiye yüksek potansiyeline rağmen proje finansmanında sıkıntılar yaşamaya devam ediyor. Enerjisa Üretim Edirne'de depolamalı RES kuracak. Edirne'nin Uzunköprü ve İpsala ilçe sınırları içinde 120 MW kurulu gücünde rüzgar enerji santrali ve enerji depolama tesisi kurulacak. Enerjisa Üretim Santrali 3 milyar 239 milyon TL yatırımla her biri 4 MW olmak üzere toplam 30 adet rüzgar türbini kuracak. Köksan Ağrı'da güneş enerji santrali kuracak. 480 milyon TL yatırımla kurulacak santral 25 MW kurulu gücünde olacak. Santralde yılda yaklaşık 47 milyon kWh elektrik üretilmesi öngörülüyor. Global Terminal'den Sabiha Gökçen'e yakıt tankı çifti. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçaklar için Jet A1 ürünü depolanacak. Global Terminal Hizmetleri Anonim Şirketi 86 milyon TL yatırımla havalimanında uçaklar yakıtın depolanacağı tank çiftliği kurup işletecek. Bu amaçla her biri 5000 metreküp kapasiteli olmak üzere 4 adet akaryakıt tankı kurulacak. Çin'de kömür madenleri akıllanıyor. Çin'in Shanxi Eyaleti Enerji Bürosu, eyalet genelinde şu ana kadar 118 akıllı kömür madeni geliştirdiğini açıkladı. Plan kapsamında akıllı kömür madenlerinin genel inşaat tasarımı teklifleştiriliyor, veri standartları ve iletişim arayüzleri belirleniyor ve kömür madenlerinde yerel koşullara uygun akıllı sistemler kuruluyor. Sırada petrol fiyatları var. Ham petrol fiyatları arzı yaşanan kesintiler nedeniyle yönünü yukarı çevirdi. Piyasalarda Brent tipi petrolün varili $78'dan, ABD Batı Teksas tipi WTI ise $72 düzeyinden işlem görüyor. Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasında 17 Ocak 2024 için megawatt saat başına kesinleşmemiş ortalama piyasa takas fiyatı 2470.24 TL olarak belirlendi. Günün maksimum fiyatı ise saat 8-9 dilimi için 2700 TL megawatt saat, günün minimum fiyatı ise saat 4-5 dilimi için 1968 TL megawatt saat olarak belirlendi. Enerji günlüğü tarafından hazırlanan enerji bültenini dinlediniz. Hoşça kalın. Yapım Enerji Günlüğü. Yayın yönetmeni Mehmet Kara. Haber müdürü Sabiha Kötek. Editör Mehmet Dayıoğlu. Spiker Nilgün Mete. Teknik yapım Resul Buksur. Enerjisa günlük enerji bültenini sundu.